Van'da yardım kömürü bekleyen ve kışlık yakacak ihtiyacını karşılamakta güçlük çeken vatandaşlar soğuk aylarla nasıl başa çıkacaklarını düşünüyor. Doğalgazın yaygınlaşmasıyla vatandaşların soba kullanımı da azaldı. Ancak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından verilen yardım kömürlerinde listeler güncellenmediği için sonradan doğalgaza geçmiş hanelere kömür bırakılmaya devam ediyor. Konuyla ilgili Van TV mikrofonlarına konuşan Hüdapar Van İl Başkanı Rasim Saygın, kömür yardımının yerinde bir karar olduğunu ancak listelerin güncellenmesi gerektiğine vurgu yaptı. Malumunuz kış mevsimi geldi. Soğuklar yavaş yavaş kendini hissettirmeye başladı. Şehrimizde doğal gazla ısınmanın yanında ayrıca kömürle de ısınma halen yoğun bir şekilde yapılmaktadır. Vatandaşlarımız bir tarafta imkanı olanlar kendileri kömürlerini alıp ısınma ihtiyaçlarını karşılıyorlar ama bir tarafta da yardıma muhtaç olan, hiçbir gelirli olmayan insanların ısınma problemi var. Burada valilikler ve sosyal yardımlaşma vakıfları insanlarımıza, ihtiyacı olan insanlara kömür yardımı yapmaktadır. Geçmiş yıllardan bu yana bu yapılmaktadır. Fakat aldığımız bilgilere göre bu konudaki listeler, özellikle yardıma muhtaç insanların listeleri güncel olmadığı ve dolayısıyla hak sahibi olmayanların da eski listeler üzerinde halen kömür alabilme durumunun söz konusu olduğunu öğrendik. Bu konuda yapılması gereken öncelikle söz konusu listelerin güncellenmesi. Doğalgaz kullanmana geçen aileler varsa bunlara kömür yardımının durdurulması, zaten bu konuda doğalgaz yardımı şeklinde devam etmektedir. Ama doğalgaz çekmemişse evine ve maddi durumu da iyiyse veya düzenmişse bu listelerin güncellenerek söz konusu kömürlerin gerçekten ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırılması noktasında gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir.